Beslenme serisinde bugünkü konumuz sağlıklı diyetler. Ekran paylaşımına geçiyorum. Ben sağlıklı diyet deyince iki tür diyet anlıyorum. Aslında bunların ikisi de tam diyet değil. Çünkü DEŞ yeme planı Akdeniz tipi, Akdeniz diyeti de Akdeniz tipi değil, diyeti değil, Akdeniz tipi beslenme. Bunlara belki değil eklemek gerekebilir. Vejetaryanlığı eklemek gerekebilir. Vejetaryanlık, veganlığı. Ama o şimdiki konumuz değil. Belki o başka bir konuşmanın konusu olabilir. Şimdi önce DEŞ yeme planından bahsetmek istiyorum. Yani açılımı İngilizcesi Dietary Approach to Stop Hypertension Eating Plan. Yani hipertansiyonu durdurmak için diyetsel yaklaşım, yeme planı demek daha doğru. Şimdi burada bunun çıkış noktasını iyi anlamamız lazım. Biz günümüzde birçok bilgiye sahibiz ama bundan 60 sene, 70 sene önce ne bilim dünyası, ne meslektaşlarımız, ne hastalarımız birçok bilgiye sahip değildi. Örneğin hipertansiyon hastalık mı değil mi onu bile bilmiyorduk. Tansiyon ölçmeyi bile bilmiyorduk. Dolayısıyla hipertansiyonun hastalık olduğu anlaşıldıktan sonra tedavisi gündeme geldi. Tabii tedavide ilk başta elimizde doğru dürüst bir ilaç yoktu. Yani bugün birçoğumuz işte ben ilaç bağımlısı olmak istemiyorum diye tansiyon ilacını kullanmak istemiyor ama bundan 70 sene önce, 80 sene önce Amerikan Cumhurbaşkanı olsanız elinizde kullanabileceğiniz etkili bir tansiyon ilacı yoktu. Keza beslenme ile ilgili de biz günümüzde işte tuzu azalt, kilo ver vesaire diyoruz. Ama o zamanlar acaba beslenme tansiyonu düşürüyor mu? Bu sorunun bile yanıtı yoktu. Beslenme kalp damar hastalıklarını önlemede yararlı mı? Bunun bile yanıtı yoktu. Bu nedenle hipertansiyonun hastalık olduğu anlaşıldıktan sonra ve tedavi edilmesi gerektiği anlaşıldıktan sonra DEŞ çalışması planlanmış. Bu 1997 yılında yayınlanmış. Ve bakın hasta sayısına bakın. 459. Yani toplam 459 hastalık bir çalışma bu. Size daha önceki konuşmalarımda beslenme çalışmasındaki zorluklardan bahsetmiştim. Katılımcı sayısının, hasta sayısının öneminden bahsetmiştim. 459 aslında bir beslenme çalışması için bir yandan çok az, bir yandansa çok fazla. Çünkü 459 kişiyi uzunca bir süre takip edeceksiniz, bütün yiyeceklerini vereceksiniz, birçok parametreye bakacaksınız. Çok zahmetli bir çalışma. Ve burada üç grup hasta var DEŞ'te, ilk DEŞ'te. Birinci grup alışılmış Amerikan diyeti almış. İkinci grup alışılmış Amerikan diyeti fakat sebze meyveyi biraz zenginleştirmişler. Üçüncü grup ise DEŞ diyeti almış. Burada şeye çok karışmamışlar. Tuz miktarına, alınan tuz miktarına çok fazla karışmamışlar. Yaklaşık 7,5 gram sofra tuzu almış üç grupta. Ve burada şu gözlenmiş. Hem DEŞ grubunda hem de sebze meyveden zengin grupta kan basıncı dramatik şekilde düşmüş. DEŞ grubunda etki daha fazlaymış. Etki 2 hafta içinde bile başlamış. Ve burada bunu görüyorsunuz. İşte siyah kontrol çizgi, sebze meyveden zengin grup ve DEŞ diyeti, kan basıncı, diyastolik kan basıncı. Yine kan basıncındaki iyileşmeleri görüyorsunuz burada. Şimdi DEŞ diyetini peşinen bundan sonra ikinci diye çalışma planlanmış. Bu sefer de tuzun etkisine bakmışlar. Bu seferki katılımcı sayısı da 412. Yine bak tekrar söylüyorum. Hem bir beslenme çalışması için hem büyük bir sayı hem küçük bir sayı. Ama yani bugün beslenme çalışması olduğu iddia eden çalışmaların çoğunda bu sayılar bile yok. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ve burada iki ana grup var. Alışılmış Amerikan diyeti alan bir grup var. Bir de DEŞ diyeti alan grup var. Ve bunların da
üç alt grubu var. Tuz miktarının azaltılmış olduğu üç grup var. Bunlar yani hem DEŞ diyetinin etkisi hem de tuz kısıtlamasının etkisi incelenmiş ve şu sonuçlara varılmış. Tuz tüketimi azaldıkça tansiyon iki grupta da düşüyor. DEŞ grubunda tuz azaldıkça daha da düşüyor. Yani en belirgin azalma hem DEŞ diyeti yapıp hem tuzu azaltanlar. Burada da bu şeyleri sistolik ve diastolik kan basıncında hem DEŞ diyetinin etkisini hem de tuz kısıtlamasının etkisini görüyoruz. İkinci sağlıklı diyet Akdeniz diyeti ya da Akdeniz tipi beslenme diyelim. Bu da aslında bir kontrol grubu olan bir çalışma değil. Bu 1950'lerde başlayan değişik ülkelerde yani 7 ülkede 16 toplumda beslenme alışkanlıklarının sonucu ortaya çıkacak değişiklikleri kıyaslayan bir çalışma. Burada Amerika'dan bir toplum var, Finlandiya'dan iki, Hollanda'dan bir, Sırbistan'dan üç, Yunanistan'dan iki, İtalya'dan üç. Yani toplam 12.763 birey tabii müdahale yapmadan sadece gözlemsel olarak uzun süreli ama gözlemsel olarak yıllarca izlenmiş ve Akdeniz tipi beslenenlerde kalp damar hastalıklarına daha az rastlandığı ortaya çıkmış. Daha sonra bir takım şeyler yapılmış işte DEŞ diyetinde olduğu gibi işte diyet verilen, müdahale edilen çalışmalar yapılmış. Bakın bunlardan bir tek Predimet çalışmasında hasta sayısı çok fazla. Ama diğerlerinde 166, 235, 180 gibi son derece sınırlı hastalarla yapılan çalışmalar. Çünkü diyet çalışmasını çok büyük toplumlarda yapmak gerçekten çok zordur. Bu diyetlerle ilgili üç konuşmada anlattıklarımı iki slide'da özetlemek istiyorum. Birincisi, bir kere aşırılıklardan kaçınmak lazım. Diyetlerin ortak noktası çok. Zaten bu ortak noktalara uyduktan sonra hangi diyeti yaparsanız yapın asla bir şey fark etmiyor. DEŞ yeme planı ve Akdeniz tipi beslenme en uygulanabilir, en sürdürülebilir diyetler. Bir diyet eğer kendisinin iyi olduğunu iddia ediyorsa bunu sağlıksız bir grupla değil, DEŞ yeme planı ya da Akdeniz tipi beslenme ile kıyaslaması lazım ki ben bundan daha iyiyim diyebilsin. Unutmayalım, mucize besin yoktur. Mucize diyet yoktur. Tek doğru yoktur beslenme çalışmalarında. Ve besin gruplarına odaklanmamız lazım. Bence diyetle beslenme ile ilgili en önemli sorun yeme alışkanlıklarıdır. Alışkanlıkları değiştirmek öyle sanıldığı kadar çok zor değildir. İstenirse değiştirilebilir. 6 haftalık süre bile alışkanlıkların değiştirilmesi için yeterlidir. Bir de şunu unutmayalım hiçbir zaman için. Herhangi bir diyet çok başarılı olsaydı bu kadar çok diyet çeşidi olmazdı. Bir de temel, yani diyetleri şey yaparken çok temel diyet grupları var. İşte proteinden zengin diyet ya da yağdan sınırlı diyet ya da karbonhidratın tamamen sınırlı olduğu diyetler olmak üzere. Bu diyet grupları arasında değişik ufak tefek nüans farkları olan diyetler var. Bunların aralarında da aslında temel diyet gruplarına bir diyet girdikten sonra diğerleri arasında çok büyük bir fark yok. Bu her zaman olduğu gibi son slide'da kaynaklarım var. Unutmayalım, Türkiye Beslenme Rehberi büyük bir hazine. Ayşe Baysal ve arkadaşlarının kitabı çok iyi bir kaynak. Web sayfam ve 37. akşam yemeğimde sizler için iyi kaynaklar. Ekran paylaşımını bitiriyorum. Hepinize iyi günler. Yeni bir konuda buluşmak üzere.